yanıyoruz. Muğla'nın Kavaklı Deresi yanıyor şu anda. Bu yangınların önüne geçilmezse Çamlıbel Köyü yanacak dedik. İşte Çamlıbel Köyü'nün girişi tutuşmaya başladı. Akseki bölgesine ve Gündoğdu bölgesine doğru ilerliyor yangın. Köyümüzü kurtaran uçak gönderin. İki helikopterle olmaz bu. Ne olur lütfen yardımcı. Elinizden gelen yardımı yapın kurumuzu yarabbim. İtfaiye ekipleri seferber oldu. Köylüler panik halinde. Bir an önce yangının söndürülmesi bekleniyor. İlk geldiğimde buradan geldi abi, böyle buraya en son burada abi. Hadi geldi, 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 çabuk çabuk. Hadi çocuklar, hadi. Haydi aslanlarım. Merhaba değerli Tele 1 izleyicileri. Ege Saati programımızı bu hafta Muğla'dan gerçekleştiriyoruz. Alevlerin hala devam ettiği, yangınların devam ettiği Muğla'dan bu hafta yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Hala maalesef ki ateşler insanların yüreğini yakmaya devam ediyor Muğla'da değerli izleyiciler. Ege biliyorsunuz ki birçok noktada yangınlarla 10 gündür gündemde. Aslında Türkiye'nin birçok yeri böyle. Bizler de Ege Bölge ekibi olarak İlk duyduğumuz andan itibaren, geçtiğimiz hafta çarşamba gününden itibaren yangınların olduğu bölgelerdeyiz. Manavgat'a şahit olduk. Bodrum'a, Milas'a, Marmaris'e, Menteşe'ye şahit olduk değerli izleyiciler. Gerçekten özellikle de havadan müdahalenin yetersizliği çok fazla eleştirildi. Tüm bunları, tüm detayları konuşacağız. Hala devam eden yangınlar nasıl tehlike arz ediyor? Bunları konuşacağız. Çok değerli iki konuğum olacak bugün. Muğla Menteşe Belediye Başkanı Sayın Bahattin Gümüş olacak ve ikinci bölümümüzde de Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekili Sayın Süleyman Girgin program konuğumuz olacak. Bu arada birkaç uyarıda bulunalım. Önce nerede olduğumuzu söyleyelim. Sonra burayla ilgili birkaç uyarıda bulunalım. Artık biliyorsunuz ki yangınlar bu kadar uzun sürdükten sonra ihtiyaçlar artmaya başladı değerli izleyiciler. Bir yandan itfaiye ekiplerinin bu zorlu mücadelesine köylüler, gönüllüler canla başla seferber olarak yardımcı olmaya çalışıyorlar. Bu anlamda Muğla Büyükşehir Belediyesi bir yardım koordinasyon merkezi kurdu. Muğla'nın merkezinde yer alıyor. Biz de şu anda oradan gerçekleştiriyoruz yayınımızı. Ancak uyarıda bulunacağımız konulardan birisi burada ısrarla gıda ihtiyacı olmadığı yönünde buradaki yetkililer uyarıyor değerli izleyiciler. Çünkü günlük tüketilmesi gereken ürünler maalesef artık çöp olmaya başlıyor. Bu konuda uyaralım. Ancak yardım etmek isteyenler ulaştırabileceği malzeme listesi var. Yanmaz eldiven, yanmaz tulum, bu gönüllülerin seferberliği sırasında ihtiyaç olan motorlu testereler, kesici aletler gibi. Çünkü yangın koridoru açmak istiyorlar ve köylerine yangının sıçramaması için seferber olmuş durumdalar. Bu listelere Büyükşehir Belediyesi'nin sayfalarından da ulaşabilirsiniz. Şimdi konuğumuzu hemen dönelim, açıklayalım ve sohbetimize son durumu aktarmaya başlayalım değerli izleyiciler. Muğla Menteşe Belediye Başkanı Sayın Bahattin Gümüş konuğumuz. Bahattin Bey merhaba. Geçmiş olsun. Hoş geldiniz programımıza da. Sağ olun. Hepimize geçmiş olsun. Ben de şimdi bu kıyafette sahadan geldim. Maalesef Menteşe'mizde 4 günden bu yana bildiğiniz gibi devam eden bir yangın var. Bu yangın Bozdağın ilçesinden çıktı. Kavaklı Deve bugün Menteşe 3 tane ilçeden buraya kadar geldi. Yaklaşık 100 kilometre mesafede. Bu yangın 4 kola alınmış, ayrılmış durumdaydı. İşte Kozağaç ve İkizce yerleşim alanından tehdit ediyordu. Onlar artık şu an itibariyle yangın bitti ve soğutma çalışmaları yapılıyor. Şehir merkezi ve köyleri tehdit eden bir durum kalmadı. Ama Şenyayca bölgesine ve Bayır Yumatlı dediğimiz bölgede şu an itibariyle yangın devam etmekte. Ama
Antalya'daki yangının da bitmesiyle beraber bugün bu sabahtan itibaren Orman Bölge Müdürlüğü'nden aldığımız bilgiye göre de havadan da zaten seslerini duyuyoruz. Bir 20'ye yakın helikopter, 4 tane uçak soğutu yapıyor şu anda. Yangına müdahale ediyor. Bunun yanında yine Boşehir Yerli Bölgesi ve Yumatlı Bölgesi'nde Türkiye'nin 4000 yanından gelen orman teşkilatları da burada. 15 büyükşehir ekipleri de burada. Bizler Menteşe Belediyesi olarak, Büyükşehir Belediyesi olarak da sahada çalışmaktayız. Yangın bugün yüzgal fazla gözüküyor. Bir taraftan bastırdığı zaman diğer bölgelerden de çıktığını gördüm ben az önce sahadan geldiğimizde. Ama bugün akşama kadar bir önlem alınır diye beklemekteyiz. Ama bu yüzgarın mutlaka bitmesi gerekiyor. Yoksa sanki tekrar dönüp dolaşacakmış gibi bir durum var. Dediğim gibi yani 3 tane ilçeye dolaşıp gelen bir yangın şu anda maalesef Menteşe'mizin Şenyerde bölgesi, ki bu Şenyerde bölgesi dediğimizde %90-95'in tamamı çam ormanı olan bir bölgedir. Biraz Menteşe'nin bu özelliklerinden de bahsedelim. Bu rüzgarı akşamları özellikle çok olduğunu biliyoruz Menteşe'nin. İşte böyle çam ormanlarıyla dolu olduğunu biliyoruz. Başka nasıl özellikleri var ve bu yangınların sebebi sizce neler? Şimdi yukarıki bölge dediğimiz bölgede orman olarak %95'i kapsıyor. Yani Muğla geneline baktığımız zaman %68'in orman diyorlar. Ama Menteşe'mize baktığımız zaman %90'ı orman ve turizm kenti değil de tamamı da bir tarım kenti. Vatandaşımız da köyümüzde geçimin tamamı da tarıma dayalı, hayvancılığa dayalı. Bu bölge zaten yangını müdahale edenlerden çoğu da ormanda çalışmış, oradan emekli olmuş orman köylüleri. Geçimini de bu ormandan, ormandaki işte kesim yaparak, işte ormanın ürünler var mesela, örneğin kekittir, adaçayıdır, işte ormanda yetişen mantarlar var. Örneğin kuzu mantarı bu bölgenin en büyük geçim kaynağından bir tanesidir. Bu yangın olan bölgede bir ay boyunca kuzu mantarından bir yıllık geçimini sağlayacak derecede insana gelir sağlıyorlar. Belki şaka gibi değil ama kilosu 300-400 liradan satıyorlar bunu. Gerçekten geçimini sağlayan o köylünün ben bugün orada çok üzüntülü olduğunu gördüm. Ya bir an önce inşallah biter. Bunun bitmesini diliyoruz. Ama rüzgarın mutlaka kesilmesi gerekiyor. Muğla'da, Menteşe'de de sabahları hava gayet sakin oluyor. Fazla rüzgar da olmuyor. Maalesef öğleden sonra rüzgar şiddetini attı zaten. Hep öğleden sonra bu yangın artış gösterdi. Ama bugünkü rüzgar daha fazla. O yüzden bugün o helikopter ve uçakların olması biraz da şans oldu, iyi oldu. Antalya'dan gelmeleri de. Eğer rüzgar kesilirse yarına doğru bu yangının bitmesini beklemekteyiz. Siz de tabii yorgun ve üzgünsünüz görüyorum. Sayın Gümüş, küçükbaş hayvancılık da yaygın bu bölgede ve bu hayvancılığın, bu hayvanların aslında yangına da bir etkisi var. Onu sizin açıklamanızı istiyorum. Tabii tabii, ben yani gittiğim zaman işte köylülerle görüşüyoruz, muhtarlarla görüşüyoruz. Oradan da edindiğim izlenimler de var. Mesela bunların dışında da Sungu dediğimiz ve Muratlar'da da iki tane kırsal mahallemizde de yangın çıktı bizim. O yangınlar kısa zamanda söndürüldü. Bunları baktığımız zaman o köylülerin kısa zamanda müdahale ederek söndürdüğünü gördük. Komşu köylerle beraber herkes traktörüyle ve traktör arkası tanka çok önemli. İlk müdahalede mutlaka köylerde tanka olması gerekiyor. Ve köylüler de o bölgeyi bildikleri için orada yaşıyorlar. Yangın çıktığı zaman nerede tepe var, nerede yol var, nereden mücadele edilebilir, müdahale edilebilir. Bu noktalarda iki köyde de başarı elde ettiklerini gördüm. İkizce yangınında da şunu gördük. Dün muhtarımızla da çıktığımızda yangın bölgesini karşıdan izlediğimizde belli bir bölge yanmıştı. Yan tarafı da yanmamıştı. Neden böyle olduğunu sorduğumda pinadık bölgeydi. O sol tarafı yanmayan bölgede o köyde küçükbaş hayvancılığı yaptığı bölgeymiş. O küçükbaş hayvanlar, keçiler, oğlaklar yerdeki otları tamamen yeşil olduğu zaman yiyorlarmış. Yan taraftaki otlar işte öyle kaldığı için yazla beraber kuruyor. Ve yangında da o kuru otlar yangının alevlenmesine sebep oluyor. Yani buradan da şu ortaya çıkıyor. O bölgede geçmişte 30 aile bu küçükbaş hayvancılığı yaparken şu anda 9'a düşmüş. Nedenini sorduğumuzda da artık eskisi kadar rahat ormanda keçilerini otlatamıyorlarmış. Ama otlattığın zaman onların ormanı da koruduklarını dün öğrenmiş olduk. Buradan da şu ortaya çıkıyor. Yani ormanlarımızı geçmişte olduğu gibi köylüye sunmak gerekiyor. Köylüye teslim etmek gerekiyor. Köylü ormanı koruyor zaten. Çünkü geçimini oradan sağlıyor. Geçimin sağladığı yeri ormanı da kendi mülkiyeti gibi görüyor. Kendi malı gibi koruyor. Belki kendi çocuğu gibi o araziye de koruyor. Geçmişte zaten bu böyleydi.
Geçmişte pek orman yangında olmuyordu. Geçmişte orman yangında olsa helikopterde uçaklar yoktu. Ne yapıyordu? Köylü kendi söndürüyordu. Bu köylü de Menteşe'de bu yangında başarılı oldu ve bunu söndürdü. Tekrar bunu da bize göstermiş oldu. Sayın Gümüş, Menteşe'nin bu bahsettiğiniz köylerinde, mahallelerinde biz de alanda gezerken yangınla ilgili son gelişmeleri aktarırken gördük ki hiçbir şeyini alamayıp işte bu bahsettiğiniz sadece hayvanlarını alıp da terk etmeye çalışıyorlardı tahliye edilmesi gereken bölgelerdeki yaşayanlar. Peki siz o hayvanlar için bir yer tahsis edebildiniz mi? Nerede koruyabilecekler? Tabii ki bu tahliye kadar da biliyorsunuz kaymakamlık tarafından alınıyor. Kaymakamlık tarafından bize bilgi geldiği anda biz köylere gidip ulaşarak öncelikle yaşlı olan insanların tahliyesini sağladık. Bunun yanında da dediğim bölgelerde hayvancılık olması nedeniyle hayvanların tahliyesini burada Büyükşehir Belediye'mize ait Bayıl bölgemizde hayvan pazarı var. Güvenli bir bölge. O bölgeye hayvanlarını tahliye ettik. Dün aynı şekilde Şenyarları'dan da hayvanlar tahliye ederek onları sağlıklı bir şekilde bölgeye taşımış olduk. Onlar da ufak tefek ayaklarında yanıklık olanları da yine Muğla Büyükşehir Belediye'mizin hayvan bakım evinde odada tedavileri yapıldı. Bunun yanında Şenyarlı bölgesinde de yine sabahtan işte sahadan geldiğimi söylemiştim. O bölgede çalışmaya gittik. Soğutma çalışmalarında aradığı çalışanlardan, o gönüllerden de bazılarını ufak tefek yara bedel olduklarını da gördük. Onlar da Menteşe Belediye'mizin sağlık ekibi başlarında doktorla beraber o anda orada da tedavilerini yapıyordu. Tabii ki şimdi bu maalesef ki yaralananlar, tahliye edilmek zorunda kalanlarla ilgili kişilere birçok otel tahsis edildi. Belediyenin misafirhaneleri açıldı. Valilik bu konuda gerekeni yaptı ama bu hayvanlarla ilgili çok da bilinmeyen bir detaydı. Özellikle o yüzden sormak istedim. Peki Sayın Gümüş, hala dumanı tüten yerler görüyoruz. Alevler var. Siz de işte yeni oradan geldiniz. Sizi bu 10 günlük süre içerisinde, belki Menteşe'de daha az bir süredir devam ediyor, en çok etkileyen ne oldu? Şimdi bu yangınlar dediğim gibi Muğla'nın tamamı orman bölgesi olduğu için bugün gittiğim köyde de şunu görüyor. Yani geleceğim bitti diyor. Yani çocukların geleceği yok oldu diye düşünüyor. Bu da artık 10 yıl, 20 yıl kendini gelemez. Biz diyor nasıl geçineceğiz diyor. Yani bu yeşillik bitti diyor. Ben diyor ormanda kesin yapıyorum diyor muhtar. Ben orada barakam var diyor. Ben köyün merkezine gelmiyorum, orada yaşıyorum diyor. O ama artık yok diyor. O benim değildi diyor. Benim torunumun çocukların geleceğiydi diyor. O yüzden yani asıl bilanço yangınlardan sonra ortaya çıkacak. Ama biz bunu atlatırız. Nasıl atlatırız? Gördüğünüz gibi şu yardım koordinasyon merkezini görüyorsunuz. Büyükşehir Belediye'miz kurdu. Bildiğiniz gibi biz Muğla merkezde Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi iki belediyeyiz. Merkez ilçe olarak. İşbirliği içinde bu koordinasyon merkezi kuruldu ve inanır mısınız dışarıda şu anda 10-15 tane gelen tır malzeme var. Belki 100 tane büyükşehir çalışanı varsa 50 tane de gönüllü çalışıyor burada. Peki neler var o malzemeler arasında Sayın Gümüş ve ihtiyaçlar neler? Az önce ben çok ufak değindim ama biraz ondan da bahsedelim. Tabii ki bahsedelim. Bu ihtiyaç listesini yangın bölgesinden gelen ihtiyaçlara göre Büyükşehir Belediye'miz günlük olarak belirliyor. Biz de bunları Menteşe Belediyesi olarak ve diğer gruplarda, sivil toplum örgütleri de beraber sosyal medyada paylaşarak vatandaşlarımız diyor ki ihtiyaç listelerimiz bunlardır diyoruz. Bunlara göre yardım istiyoruz. En çok ne gidiyor? İşte sahada gittiğimiz zaman arazi çalışırken ne olabilir? Bir defa ayağında yanmaz ayakkabı olacak, tulum olacak, elektrik olacak kafasında, tırmık çok önemli. O motorlu testere, mesela dün Şenyarlı'daki yangının köye girişini önlemek için belki 300'e yakın kişi o bölgede kesim yaptı. Yani bu tür ihtiyacı olan şeylere gidiyor. Yiyecek işçe çok fazla geliyor. Dediğiniz gibi günlük bozulduğu için çok gelmesi gerekmiyor. Ama şu saydıklarım, yani işte yanmaz eldiven, kremler, tulumu, testeresi, tırmık çok önemli. Bunlar ihtiyaç olarak o bölgede söylendiği zaman bizler de temin ediyoruz. Sayın Gümüş, şimdi bizi izleyen Tele1 izleyicilerine bu yangınlar hala devam ederken son birkaç söylemek istediklerinizi alalım, sonra size veda edelim. Diğer konuğumuza devam edeceğiz. Evet, gerçekten şöyle baktığımız zaman iklim değişikliği, küresel ısınmaya bakıyoruz ki uzmanların söylediğine göre ve kulaklık kalitesine baktığımız zaman bizim bölgemiz en kulak bölgelerden gözüküyor. Yani bu yangınlar sanki kaçınılmazmış gibi gözüküyor. Yani gelecekte daha fazla da olacak bunlar. Nasıl deprem oluyorsa yangınlar da devam edecek gibi gözüküyor. Bu da temkinli olmak, hazır olmak gerekiyor. Ön hazırlık yapmak gerekiyor. Yani yeterince
orman işçisi olması gerekiyor. Yeterince helikopter olması gerekiyorsa, yeterince uçak olması gerekiyorsa onları almak gerekiyor. Ama en önemlisi ormanları tekrar orman köylüsüne teslim etmek gerekiyor. Onları ormanda çalıştırmak gerekiyor. Ben sizin aracınızla bugünleri atlatacağımızı biliyorum. Umutsuz olmayalım. Güzel günlerde yine hep beraber olmak dileğiyle ekran başındakilerime teşekkürlerimi sunuyorum. Biz de size kolaylıklar diliyoruz. Yangınlar devam ettikçe sizin de mücadeleniz devam edecek. Programımıza katıldığınız ve böyle zorlu bir süreçte bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Değerli izleyiciler, evet, burada yanmak üzere olan köyler kurtarıldı. Tahliye edilenler oldu. Ancak hala yangınlar devam ediyor. Ancak bizim yangının ilk başladığı günlerde Manavgat'ta şahit olduğumuz görüntü pek de böyle değildi. Çok daha fazlası yaşandı orada. Küle dönen evler vardı. Yangından canını zor kurtaranlar vardı. Özellikle de Kalemler Köyü'nü göreceksiniz şimdi. Orada röportaj yaptığımız evini kaybedenlerin, eşyalarını, her şeyini geride bırakıp gidenlerin tekrar köye geldiğinde neler hissettiğini ve yangın anını nasıl anlattığını göreceksiniz. Şimdi VTR'mizi izleyelim, üzerine devam edeceğiz. İlk benim ev yandı. İlk böyle. 80 yaşındayım, 80 senesi şu merdivenden iner çıkarım ben. Bunu görmedim mi? Yanan bir ev, kırılan camlar, alevlerin ve rüzgarın etkisiyle etrafa saçılan eşyalar. Burası Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Kalemler Köyü. O kadar anlık oldu ki, yani anlatılmaz. Evi yananlardan birisi de Gülsüm Hanım. Evinde hiçbir eşya olmamasına rağmen burayı terk edemiyor. Gülsüm Hanım, geçmiş olsun. Neler hissediyorsunuz? Nasıl hissedebilirim gülüm? Nasıl? Nasıl oldu yangın? O anları bize anlatır mısınız? Bire neler yaşadınız? Birebir o anları yaşadık gülüm. Birebir. Bir dakikada ele vere benim kızın evi yandı. Yukarıdan bir alev yukarıdan yürüdü. Kıvılcımlar üstümüze yürüdü. Motorla kaçtım. Bir elimde direksiyon, bir elimde dökülen ateşleri süpürdüm üstümden. İnanır mısın? Arabaya binemedik. Arabaya binemedik, böyle kıvılcımlar arabaya. Şu anda dolaplardan eser yok. Eser yok, çaydanlıklar. Ya hangisini söyleyeyim, hangisini tarif edeyim ki? Yanan evin salonunda da çok üzücü bir tablo var şu anda. Gülsün Hanım, yerde tabaklar görüyoruz. Bir önemi, bir özelliği var bunların sizin, evet, için. Evet canım, onlar benim, ben kızım için almıştım onları. Hep kızım için takım onlar, takım takım almıştım ama nasip değilmiş. Yani duvarlar iniyor zaten bak. Duvarlara değdi mi duvarlar patır patır iniyor. Gördüğünüz bu taşlar işte yıkıldı yıkılacak bu evden düştü. Aslında yangın sonrası da tahribat artıyor ve tehlike hala devam ediyor. Gördüğünüz zeytinlikli, orası da bizim. Orası da bizim, orası bizim zeytinliğimizdi. Maalesef onlar da gitti. Hemen yanı başıma baktığımda kıpkırmızı bildiğimiz bir nar ağacının işte bu görüntüsü de ağaçların nasıl yandığının bir simgesi. Çok çalıştık biz, çok. Çok çalıştık bu hale. Evet değerli izleyiciler, izlediğiniz bu görüntüler uzun süre hafızalardan kazınmayacak gibi görünüyor. Günlerdir biz de yangınların olduğu bölgelerden yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bugün de Ege Saati'ne özel konuklarımızla devam ediyoruz. Peki bu yangınlar neden söndürülemiyor? Neden çıktı ve bundan sonra ne yapılması gerekiyor? Az önce gördüğünüz Sayın Gümüş, yangınların devam edebileceğine çok müsait bir ülke olduğumuzdan bahsetti. Çok daha fazlasını şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekili Sayın Süleyman Girgin konuşacağız. Sayın Gürgün, merhaba. Yeniden hepimize geçmiş olsun. Daha yeni siz de bölgeden, incelemelerden geliyorsunuz. Nelerle karşılaştınız? Muğla genelindeki son durum nedir? Bununla başlayalım. Evet. Şimdi Seydi Kemer, Marmaris, Milas, Bodrum şu an itibarıyla soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın söndürülmüş vaziyette ama tetikte bekliyor. Bütün belediyelerimiz, gönüllüler. Diğer yandan yatağında Hacıveliler köyümüzün üst bölgesinde dün başlayan bir yangın vardı. Saat 4-5 sıralarında oraya helikopter takviyesi geldi.
Ama şu anda oradaki yangın hala devam ediyor. Hacıveliler Köyü boşaltıldı. Hisar Ardı'nın üst bölgesinde, yan taraftaki Hisar Ardı Köyümüzün üst bölgesinde yangın devam ediyor. Çin'e tarafına doğru geçti. Yava Köyümüz var yine yatağında o bölgede. Yava Köyümüzün de Gökbel mevki boşaltıldı. Oradan Kavakdere'ye geçtik. Kavakdere merkez, Menteşe, Çamlıbel ve Çatak bölgelerini ziyaret ettik biraz önce. Köy yerleşim alanlarında şu an için bir tehdit yok. Göktepe mevkiinde, Gökçukur mevkiinde dönem dönem parlayan yangınlar var. Gözler oranın üzerinde. Rüzgar ani çoğalmazsa soğutma çalışmaları da orada da başlayacak. Oradan Menteşe ilçemize bağlı Şenyayla bölgesine geçtik. Şenyayla'da durum biraz daha ciddi. Rüzgar var. Şenyayla'nın Barak Yaylası, Barak Dağı dediğimiz bölgesinde yangın üst bölgelerde devam ediyor. Şenyayla köyünü tehdit eden şu anda herhangi bir durum söz konusu değil. Bu iyi bir şey. Ancak rüzgar var. Helikopterler şu anda söndürme çalışmalarını devam ediyor. Oradan yukarı Özlüce köyüne doğru yol alıyor yangın. Dağlık bölgelerde yol alıyor. Köy merkezlerini şu an için tehdit eden bir unsur yok. Özlüce yakını vardığımızda da bütün arazözler gerekli tedbirleri almış. 5-6 helikopter orada söndürme çalışmalarını devam ediyor. Ve oradan Orman Genel Müdürünü aradım. Bekir Bey'i aradım. Bu bölgelere hem Hisar Ardı hem de o Şenyayla bölgesine mutlaka uçak takviyesi yapılması lazım dedim. Aynı zamanda Köyceğiz'de o yukarı bölgelerde sarp ve kayalık olduğu için Sazak bölgesi, Çövmen bölgesi, o bölgelere mutlaka uçak desteği yapılması lazım. Yani sonuç itibariyle şu anda Köyceğiz'in dağlık bölgesi, Şenyayla'nın Muğla merkezin Menteşe'nin Şenyayla bölgesi, Özlüce bölgesi, yatağında da Hisar Ardı ve Hacıbeliler köylerinin bölgesinde yangın devam ediyor. Rüzgar artması halinde buralara daha tedbirli olmamız lazım. Müdahaleyi çoğaltmamız lazım. Oradan buraya geldik. Şimdilik Muğla genelinde durum bu. Diğer bölgelerde zaten soğutma çalışmaları devam ediyor. Sayın Girgin, özellikle bu uçak ve helikopter üzerine sizinle konuşmak istiyorum. Şu anda gördüğünüz helikopterin çok azı vardı ilk günler. Israrla uçak istendi. Tele1'in Ege Bölge Temsilcisi Sayın Tuncay Mollavisoğlu bu konuyu uzun süredir gündemde tutuyor. O yüzden biz de çok yakınen takipçisiyiz. Aslında ne kadar da önemli olduğunu maalesef bu yangınlarla gördük. Şimdi bu helikopterler için, bu uçaklar için Feryat Figan Hisarönü ilçesinde gönüllüler vardı. Evet, o köydeki gönüllülerin feryadını izleyeceğiz. Sayın Girgin, şimdi bir VTR'miz var. Biz de oradaydık. Onun üzerine uçak ve helikopterle ilgili görüşlerinizi almak istiyorum. Evet değerli izleyiciler. Muğla'nın Hisarönü ilçesinde, Milas'a bağlı ilçesinde neler oldu? Gönüllüler nasıl seferber oldu? Ve o çığlıkları bir izleyelim. Suyu açın, suyu! Hanımefendi. Hanımefendi merhabalar. Nereden geliyorsunuz? Marmaris Karaca. Yardıma mı geldiniz? Evet. Ben 5 gündür buradayım. 5 gündür çolumla çocuğumla vatanım için koşuyorum. Allah aşkına duysunlar sesimi. Havadan da gelsinler, havadan. Benim vergim nerede? Benim ödediğim paralar nerede? Hani helikopter söndürücü nerede? Nerede? Abi gel geri gel. Yanıyoruz. Sesimi duyan yok mu? Kendim mi yakayım? Kendim mi öldüreyim? Yandı ya evler, duymuyor musunuz ses? Bir damla su ya Rabbim ya. Bir damla su, başka bir şey istemiyoruz ya. Biz ölüyoruz ya. Biz yanıyoruz ya. Biz bittik ya. Tutsunlar götürsünler hapse. Neden? Ben memleketimden yardım istemeyip kimden isteyeceğim? Ben Cumhurbaşkanı'ndan yardım istemeyip kimden isteyeceğim? Ha, kimden isteyeyim? Ha, zaten halkım burada benim. Halkım gece gündüz burada benim ya. Bir haftadır böyle koşturuyorum. Ben kanser hastasıyım. Ben bu vatanımı ölsem, keşke ben ölsem şurada ya. Öleyim de vatanım kurtulsun benim ya. Yanıyoruz ya. Kimse dinlemiyor.
Değerli izleyiciler, Milas dedik ancak düzeltelim. Marmaris'in Hisarönü mevkisindeki gönüllülerin yardım çığlığını ve nasıl mücadele ettiğini gördünüz. Aslında hala sürüyor o mücadeleler. Muğla'nın yangın sonrasında kurulan yardım toplama merkezindeki yayınımıza Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekili Sayın Süleyman Girgin'le devam ediyoruz. Evet Sayın Girgin, alanda da sizler gibi uçak ve helikopter çağrısında aslında çığlığında birçok kişi bulundu. Biz de onu ekrana getirdik. Şimdi size düşüncenizi sormak istiyorum. Neden bu helikopterlerin azlığı ve uçakların yokluğu? Evet. Şimdi Tuncay Bey zaten en başından beri bu konuda feryat ediyor. Biz Muğla milletvekilleri olarak ben dahil onlarca soru önergesi verdik. En son Fethiye Göcek'teki yangından sonra soru önergesi verdik. Niçin bu uçaklar devreye girmiyor? Bize verilen yanıt şu. Helikopterler yangınlarda daha verimli. Şimdi şöyle bir şey var. Helikopterlerin yaratmış olduğu, pervanelerin yaratmış olduğu rüzgar çam kozalaklarını daha fazla mesafe atılmasına sebep oluyor ve yangın büyüyor. Dolayısıyla özellikle çam yangınlarında ki Muğla bölgesinde yanan ormanların %90'ı çam ormanı. Çam yangınlarında mutlaka ve mutlaka helikopterden önce uçak kullanılması gerekiyor. Bunu kim söylüyor? Bunu ben söylemiyorum. Bunu önceki Türk Hava Kurumu Başkanı söylüyor. Ama ısrarla bunu söylediler. Ve Türk Hava Kurumu Başkanı'na sorduğumuz zaman niçin bu uçaklar devreye girmiyor? Dediler ki bize 4 milyon dolarlık yatırım gerekiyor uçakların faal hale gelebilmesi için. Ama Rusya'dan sonra 3 uçağı günlük 1 milyon 300 bin liraya kiraladık. Sonra Azerbaycan'dan, İspanya'dan, Hırvatistan'dan uçaklar gelmeye başladı. Yani bunu üzülerek gördük. Ama Muğla yandı bitti kül oldu. Antalya yandı bitti kül oldu. Daha sonraki süreçte de uçaklar gelmeye başladı. Ve çok geç kalındı. Başta küçük müdahalelerle kurtarabilecek olduğumuz ormanlarımız, tarım arazilerimiz mahvoldu. Yandı bitti. Kurtlar, kuşlar, hayvanlar gözümüzün önünde cayır cayır yandı. Çok üzgünüz bu konuda. Şunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Yani koca ülke 4 milyon dolar için feda edildi. O zaman şunu sormak lazım. 30 milyon dolar Somali'ye yardım yapılacağı söylendi daha 2 gün önce. Ahlat ve Marmaris Okluk'taki sarayın maliyeti 740 milyon lira. Ankara'daki sarayın günlük masrafı 10 milyon lira. Siz bir tarafta bunlar olurken 4 milyon dolar yatırım yapılmadığı için 6 uçak devreye girmiyor. Pekala bu uçaklar Atatürk'ün kurmuş olduğu Türk Hava Kurumu uçakları devreye girmiş olsaydı bugün bu felaketi bu denli yaşar mıydık? Yaşamazdık. Ama üzülerek görüyoruz ki Türkiye'de her şeye bir kişi karar veriyor. Ne bakanlar, ne genel müdürler, ne bürokrasi bir kişiden talimat almadan asla adım atamıyor. Yani oysa böyle zamanlarda ne yapmak lazım? Yani insan kan davalısı bile olsa böyle bir felakette, tasada ne olur? Sırt sırta verir, onu aşar. O sıkıntıyı aşar. Komşusuyla küs olsa böyle zamanlarda barışır. Niye bir araya gelemiyoruz? Niye siyaset yapılıyor? Niye örneğin Sayın Vali Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımızı kriz masasına davet etmiyor? Üçüncü gün kurulan kriz masasına davet etmiyor. Niye Sayın Bakan Milas'ta Türk evlerine, Ören'e geldiğinde o bölgede ne zamandan beri uçak uçak diye bağıran belediye başkanımızı yanına çağırmıyor, nedir konu demiyor. Çünkü İstanbul'da da Büyükşehir Belediye Başkanımızı da pandeminde çağırmamışlardı. Pandemi sürecinde de büyükşehir belediyelerine, Cumhuriyet Halk Partili belediyelere rol kaptırma kompleksi maalesef bu ülkeyi cayır cayır yakıyor, feda ediyor. Muğla'da da bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Her yerde olduğu gibi her şeye tek kişi karar veriyor. En büyük üzüntülerimizden birisi de bu. Sadece bu mu? Değil. Ben bazı rakamlar da vermek istiyorum örneğin. Ve bir önce bir örnek vermek istiyorum. Bu yangından çok ders çıkartmamız gerekiyor. Ve bundan sonraki süreçte de ortak akılla neler yapmalıyız? Ne tür tedbirler almalıyız? Bunları mutlaka birlikte değerlendirmemiz lazım. Yani kibirle bu ülke yönetilmez. Kibirle ülke yönetenlere bu sözüm. Muğla Menteşe'de Sungur köyümüz var.
Sungur köyü orman köylüsü. Ve köyün içine kadar geldi yangın. Ve her taraf çam ormanları. Ne yaptı? Orman işçisi gelinceye kadar, orman personeli gelinceye kadar köylü her evinde bir odun motoru var, kesim motoru var. Aldı çünkü aralamayı biliyor, temizliği biliyor, çam kesmesini biliyor ve orman ekipleri gelinceye kadar şeritler açtı köyle orman arasında. Orman ekipleri geldi, tek sorti yapıldı, tek sorti ile köy kurtarıldı tamamen. Keza Muratlar'da da aynı oldu. Biz orman köylüsünü küstürdük. Orman köylüsü ormanını korur, bölgesini korur. Ne yapıldı? Temizlik mi olacak, kesim mi olacak, bakım mı olacak? İhaleye verildi buralar. Ve bir başka yerlerden 300-500 kişi gelerek o bölgede çalıştı ve orman köylüsü bu konuda mağdur edildi. Birinci önlem mutlaka orman köylüsünü bu bölgelerde daha aktif hale gelmesi için orman köylüsüyle devleti bu konuda barıştırmamız lazım. Şimdi diğer bir konu Orman Genel Müdürlüğü ile hakkında. Bizim Türkiye'de şu anda 9000 kadrolu orman işçimiz var Eda Hanım. 8000 geçici orman işçimiz var. Bunlar 10 aylık. 30.000 olması lazım bu sayının. Neye dayanarak söylüyorum? Tarım Orman İş Sendikası'nın çalışmalarına göre söylüyorum. En az 30.000 orman işçimiz olması lazım. Taşeron olarak çalışan 8.000 orman işçisi kadrolu olması lazım. Ve bunlar sürekli eğitim aldığı için ilk müdahalede ve söndürmede çok deneyimli, birikimli hale geliyorlar. Yangın söndürmede çok daha aktif hale geliyorlar. Ve şu andaki bazı bilgiler paylaşmak istiyorum sizler aracılığıyla. Orman Genel Müdürlüğü'nün kendisine ait 5 helikopteri var. Bu da keşif helikopteri. Kiralık şu anda 48 adet yangın söndürme helikopteri var. 3 adet kiralık uçak var. 1065 arazöz var. 177 dozer var. 123 ekskavatör var. 256 grader var. 2200 müdahale aracı var. 285 de su nakil aracı var. Bunları söyledikten sonra yasayla Orman Genel Müdürlüğü'ne sınırsız yangın ödeneğinden harcama yetkisi verildi. Tekrar ediyorum, Orman Genel Müdürlüğü'ne sınırsız orman yangınlarında harcama yetkisi verildi. Bakalım Orman Genel Müdürlüğü ne yapmış? Bu yetkiyi aldıktan sonra bu yetkiyle 28 orman bölge müdürüne tanesi 2.106.000 TL'den özel araç almış Orman Genel Müdürlüğü. Tanesi 2.106.000 liradan. Bu ne yapıyor? 60 milyon lira yapıyor. Sınırsız yetki alıyor yangın söndürme için. Yangın söndürme için aldığı parayla işletme müdürlerine 60 milyon liralık özel araç alıyor. Eğer bu para arazöz alımında kullanılmış olsaydı, tanesi 550 bin liradan 109 arazöz alınırdı. 196 bin TL'den 307 tane müdahale aracı alınırdı. Veya 1100 kadrolu işçi alınırdı. Kısacası Orman Genel Müdürlüğü şu ana hazırlıksız yakalandı, öngörüsüzdü demek tamamen eksik olur. Bu tamamen bir tercih meselesidir. Eğer sizin tercihiniz para olursa, orman alanlarını turizme açmak için Turizm Bakanlığı'na yetkiyi verirsiniz. Eğer sizin amacınız sadece para olursa, en son meclis kapanmadan önce meraların, yaylakların turizm alanına dönüşmesi için yetki verirsiniz. Burada tamamen bir öngörüsüzlük değil, tercih var. Orman Genel Müdürlüğü'nün tercihi ormanı söndürmek yönünde olmamıştır. Adeta seyretmiştir. Neden? Gönüllüler çalışmaları engelleniyor. Elbette biz gönüllülerin orman söndürmeye gitmesini tabii ki istemeyiz. Onun sorumluluğunu kimse üstlenmez. Ama gönüllüler yardıma niye gidiyor Eda Hanım? Devlet görevini yapamadığı için gidiyor. CHP'li belediyelere rol kaptırırım. Gönüllülere rol kaptırırım. Onlar ben yapamıyorsam onlar da yapamasın mantığı ile şu anda gönüllülerin çalışması da engellenmiş vaziyette. Oysa örneğin mesela Şenyayla'da, evet yine Menteşe Şenyayla'da saat 1 itibarıyla orman ekipleri geri çekildi. Kim kaldı orada? Köylü kaldı. Kim kaldı? Gönüllüler kaldı. Onların ayakları patladı, elleri patladı.
damacanalar soğutma çalışmalarına katıldılar. Ve siz bunları engelliyorsunuz. Ne yapılması lazım? Bu krizi iyi yönetmek lazım. Orman memurlarını vereceksiniz. Yangın söndürme ekipleri, bilinçli ekipler bir tarafta. Ondan sonraki soğutma çalışmalarında da gönüllüleri harekete geçirecek ekipleri kurmanız lazım. Onları gene Orman Genel Müdürlüğü'nün kontrolü altında dağıtmanız lazım. Onların da bu çalışmalarda, en az soğutma çalışmalarında en azından arka planda yararlanılması lazım. Oysa ne yapıldı? Hiçbir şey yapılmadı. Hiçbir şey yapılmadı. Yani düzensizlik, organizasyonsuzluk, yönetimsizlik diz boyu. Ama şu paraları kendi özel araçları için harcayanlar, devletin sarayları için para harcayıp da kendi sarayları için para harcayıp da 4 milyon dolarlık yatırım için uçakları kaldırmayanlara lafım, bu ülkede, bu ülkenin itibarı 1150 odalı saraylarla ölçülmez. Bu ülkenin itibarı ona buna muhtaç olmadan Ukrayna'ya, İspanya'ya kendi uçağınla kendi yangınını söndürmekle ölçülür. Maalesef bu konuda devlet aciziyet içinde kaldı. Ve devlet elini burada insanlar göremedi, bulamadı. Niye? Çünkü her şeye tek kişi karar veriyor. Her şeye tek kişi karar veriyor. Onun bilgisi olmadan hiç kimse de bir şey yapamıyor maalesef. Sayın Girgin, çok skandal ve aslında manşetlik açıklamalarda bulundunuz ve aslında birçok kişinin de bilmediği detaylara hakimsiniz. Uzun süredir Muğla'da da gözlemlerde bulunuyorsunuz. Açıklamalarınız için gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Ve programımızın sonuna geliyoruz. Bizi izleyen Tele1 izleyicileri için son söylemek istediklerinizi alalım. Devlet ortak akılla yönetilir. Kibirle yönetilmez. Ama umutsuz değiliz. Mutlaka ortak akılla devletin yönetildiği günlere hep beraber geleceğiz. Önce şu sıkıntılı süreci bir atlatalım. Mutlaka yaraları hep beraber saracağız. Ona olan inancımız tam. Yanan orman yerlerine beton ormanı olmaması için elimizden gelen bütün çabayı da göstereceğiz. Ortak akla inanan insanlar olarak bu günler geçici diyorum. Mutlaka o günleri de göreceğiz. Umutsuz olmayalım. Hep beraber yaraları saracağız. Hepimize geçmiş olsun. Bu süreçte kaybettiğimiz orman işçilerimize veyahut da orman işçilerine yardım için destek sağlayan kaybettiğimiz kardeşlerimize başsağlığı diliyorum. Ailelerinde sabır diliyorum. Hepimize geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum. Bu zorlu süreçte siz de bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz Sayın Girgin. Biliyoruz ki gözlemlerinize devam edeceksiniz. Muğla'dasınız. Tekrar çok sağ olun. Sizler sağ olun. Teşekkürler. Değerli izleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekili Sayın Süleyman Girgin'in çok önemli açıklamaları oldu. Biz de biliyorsunuz, yine söyleyeyim, günlerdir Muğla'dayız. Birçok yeri sokak sokak gezdik, yangınlara şahitlik ettik ama onun da öncesinde Manavgat'taydık. Programımızın sonuna gelirken Manavgat'ta özellikle karşılaştığımız bazı şeyleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Orada küle dönen evleri, yaşamını yitiren kişilere sahip olan köylere gittiğimizde çok acı görüntülerle karşılaştık. Henüz öncelikle insanlar şaşkındı. Sadece bekleyebiliyorlardı, sabrettiler. Ama sonrasında canla başla, gerçekten bu konu çok önemli. Gönüllüler, köylüler birçok ormana daldı desek yeridir. Dik yamaçların olup olduğunu bile bile, yaralanma ihtimalinin olduğunu bile bile gönüllüler seferber oldu. Aynı görüntüye az önce bahsettiğimiz Çamlıbel'de rastladık ve değerli izleyiciler, ben de kameraman arkadaşım Fatih Çakmak'la beraber büyük bir yangının tam ortasında kaldım. Şimdi o görüntüleri göreceksiniz ve oradaki köylünün nasıl yangın koridoru açtığını, nasıl şeritler açarak köylerin de sıçramaması için elinden geleni yaptığını, üzüntülü gözleri göreceksiniz. Sadece hayvanları alıp gitmeye çalışanları göreceksiniz. Ege Saati'nin sonuna geldik. Muğla'dan gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz. Biz bugünkü programımızı Muğla Büyükşehir Belediyesi Yardım Koordinasyon Merkezi'nden gerçekleştirdik. Umarız ki bir sonraki programımıza kadar yangınlar bitmiş olur ve çok daha güzel haberlerle, çok daha güzel programlarla karşınızda oluruz değerli izleyiciler. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Şimdi anlattığım VTR ile Ege Saati'ni bitiriyoruz. Hoşçakalın. Muğla'nın Kavaklı Deresi
yanıyor şu anda. Az önce bir bölgede söndürme çalışmaları gerçekleşmişti ancak ormanın içinde yeniden alevler yükseldi. Şu anda küller üzerimize kadar geliyor. Çamlıbel köyünün girişi aynı zamanda burası. İtfaiye ekipleri seferber oldu. Köylüler panik halinde. Bir an önce yangının söndürülmesi bekleniyor. Gel devam et, bak burası. Devam et, ilerisi bak şurası. Şu an yoğun bir duman var burada ve zor nefes almaya başladık. Ve aşağıda bir köy var gördüğünüz gibi. İleride bir köy var. Ve ateş oraya doğru yaklaşmakta baktığımız zaman. Ve şu an ateş tamamen insanların bulunduğu bölgeye geliyor. Üzerimize tamamen kül yağıyor şu anda. Gördüğünüz gibi tamamen dumanın altında kalmış bulunmaktayız. Yukarı, evet, şu anda yukarıda da bir ateş başladı. Ateş her yere sıçrıyor. Şu an kıvılcımlar başımıza doğru sıçradığını hissedebiliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi köylüler canla başla yangını söndürmeye uğraşıyorlar. Evet, şu an tamamen... Allahu Ekber! Aşağıya dikkat edin, gelmesin oradan abi. Elini boşaltın gibi. Gel, gel.